Evet, haberimizi izliyoruz. 2011 yılında yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğrak Kuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Ardından Ebru Şallı'nın sosyal medya hesabından Akkuş soyadını kaldırması dikkat çekmişti. Boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen çift günler sonra objektiflere yansıdı. Soruları gülerek geçiştirdi. Ebru Hanım, ayrılık haberleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Akkuş soyadını sosyal medya hesabından neden kaldırdınız? Sorularını Şallı gülerek yanıtsız bıraktı. İkilinin bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde kızı Aden Su'nun 9. doğum gününü yakın dostlarının katılımıyla bir partide kutladı. Doğum gününde Akkuş ve Şallı ailesinin tüm bireyleri bir araya gelmişti. Doğum günü pastasını Ebru Şallı, Uğur Aden Su ve Emir Alp birlikte kesmişti. Partide çekilen fotoğrafları, "Adenimiz, hepinizi seviyorum, sevimli beybiler" etiketiyle paylaşan Ebru Şallı, evliliğinde sorun olmadığı imajını vermişti. Ebru Şallı'yı dün aradım, telefonları tabii değişmiş, Özlem'i aradım, menajerini. Hani en azından 5-10 dakika kendini ifade etmesi, konuşması için, ama katılmıyorum magazinlere diye bir yanıt geldi Ali abi, onu da belirtmek isterim. Şimdi bu konuda bir yığın çelişki var. Uğur Akkuş'un avukatı Derya Güler'in de bir basın açıklaması var. Okudum. Bu basın açıklamasında cezaevine girip çıktığı konusunda net bir bilgi yok. Yok, pandemi nedeniyle çıktı diyenler var, girdi çıktı diyenler var. Ama yani net şimdi, bir bilgi yok. İşte dolandırıcılıktan hapse girmedi diyor. Zaten dolandırıcılıktan hapse girdiğine dair bir haber yok. Hapse girmesinin sebebi şiddetle ilgili eski eşine şiddet uyguladığı için kesinleşen cezası var. O nedenle girdi ve şeyde çıktı, Covid tedbirleri kapsamında çıktı diye haber bu. Gelelim diğer konuya. Ebru Şallı'nın soyadını Şallı olarak kullanması, Akkuş olarak kullanmamasına gelince biz benzer bir olayı nerede yaşadık? Hacizle boğuşuyordular, boşandılar ve Demet Akalın'ın villası haciz edilmekten kurtuldu. Sonra ortaya çıktı ki evli değiller ama evli, beraberler. Yani Uğur Akkuş'ta da eşi Ebru Şallı Ebru Şallı'yı kullanıyorsa mahkemeden bir boşanma süreci başlamış olabilir bu hacizler macizler etkilemesin diye, çünkü büyük bir ihtimalle onlar evlilik sözleşmesi yapmışlardır tahmin ediyorum. Ama o kadar çok iddia var ki Uğur Akkuş'un ticari hayatıyla ilgili olarak, hatta Cumhurbaşkanı ile fotoğrafını kullanıp onunla çok yakın gibi gösterip Katarlıları, Arapları dolandırdığı şeklinde manşetler oldu. Er ya da geç ortaya çıkacaktır gerçek. Ne kadar saklarsanız saklar, günün sonunda bir yerden fıstık verecektir. Evet. Yani. Gerçekten evet. Zamanla çıkmak gibi ortaya, değil mi? Bir huyu vardır. Ne dersiniz? Fırfır. Fırfır İsmail Bey. Şimdi Ebru Şallı'ya gelelim. Mesela o da yıllardır pilates videosu çekiyor. Tight giyiyor. Acaba nasıl bakıyor? Tight giyiyor. Benim sosyal medyasında bir sürü işte eğiliyor, bacağını havaya kaldırıyor falan vesaire. Ama bir sürü spor. Yok. Spor yani. Hani spor. Evet, nasıl pilates buluyorsun? Spor. Vallahi ben kaldırırken de görmedim, indirirken de görmedim. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. İsteyen istediğini giyebilir. Hiçbir kadının ne giyeceğine karışacak ne yetkim var, ne konuşma hakkım hayır, var. Hayır, tight yakışıyor mu sence bu şal diye onu bilmiyorum, soruyorum. Bilmiyorum ki, hayır, görmemişim ama sana yakışıyor. Bak. Teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim. Yıllar önce Teleon'da Yasemin Evcim'in spor programı vardı, dans programı. Hatırlıyor musun? Gördüm, evet. Evet. Gördüm. Yani bugün o programı yayınlayabilir misin bir televizyonda? Bilemem, yayınlayabilirsin, çıkabilir öyle bir kanal. Çıkabilir. Ertesi gün o kanala... YouTube olur. YouTube'da olur da yani gece yarısı da olsa hiçbir kanal artık... Eskiden Tutti Frutti diye bir şey vardı, evet. Show TV'de. Ana akım medyada. Çin çin diye kızlar göğüslerini açıyordu. Aç bakalım şimdi. Geçti, yani işte öyle tutti frutti ettiler, çin çin ettiler, tin tin ettiler. Şimdi de piyasa böyle oldu işte Ali Bey. Etki tepki diyorsun. Gelelim son konumuz galiba.
Faik Öztürk Safiye Soyman'ı aldattı mı aldattı.